Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bitno sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, haftanın son işlem günündeyiz. Neler var önümüzde? Bir taraftan Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Hem dış ticaret açığı hem de cari açıkla ilgili açıklamalar yaptı. Diğer taraftan faizlere bir bakacağız. Faizler aldı başını gidiyor. Ve tabii bir de ortada rakamlar var. Fotoğraf bize neyi anlatıyor? Hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşımıza başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Şimdi ana gündeme başlamadan evvel şu Bitlo konusunda da bir iki şey söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, geleceğin para sistemi bu blockchain dediğimiz dijital paralar olacak. Bunlar bir hükümet tarafından veya uluslararası bir otorite tarafından mı basılı bilmiyorum. Ama parayı bir devletin, politikacıların inisiyatifine bırakmamak lazım ve artık kağıt para kullanımı da manasız oldu. Yani siz de dijital para kullanıyorsunuz çoğunlukla. Yani bankadaki hesabınızdan EFT yaptığınızda ya da kredi kartı çektiğinizde, ki Türkiye'de de mesela onlar hızla artıyor. Dijital para kullanıyorsunuz. Valla kripto para işlerini öğrenmek ve dijital para kullanımını iyi becermek lazım. Gelecekte bir şey olmak istiyorsanız o yüzden bu Evet. fırsatı bence değerlendirin derim. Öğrenin kripto para işlerini. Evet. Aşağıda da linkimiz mevcut zaten Murat Bey. Ayrıca ceplerinden para da harcamalarına gerek yok. 25 liralık böyle bir hediyemiz var. Sadece onunla bile girip aslında neler yapılabileceğini öğrenmeleri adına da bir fırsat aslında. Diyelim gündeme geçelim o zaman. Geçelim Peki. Baktığımızda sadece Haziran ve Ağustos'ta Murat Bey ödememiz gereken dış borç ödememiz 20 milyar dolardan fazla. Cari açığa bakıyoruz. Birazdan Mehmet Şimşek'in açıklamalarını da soracağım ama önce biz kendi rakamlarımız üzerinden gidelim. Cari açık 40 milyar dolar. Net döviz rezervi swap hariçten bahsediyorum. Eksi 75 milyar dolar. Peki bu fotoğrafa baktığımızda ne dersiniz? Neyi anlatıyor bu rakamlar bize? şimdi Mahfi Hoca bir çalışma yapmış. İçerideki döviz bazlı borçlar dahil olmak üzere Türkiye'nin 700 milyar dolar dövize bağlı borç var. Çok büyük bir rakam. Bunu çevirmek de zor bir rakam. Bir de Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin, yani kayıt dışı ihracat, kayıt dışı üretim, kayıt dışı istihdam, bunların hepsi gidiyor eninde sonunda dövize bağlanıyor. Şimdi hani bazıları diyorlar, efendim yastık altındaki paralar çıkacak. Çıkmaz kardeşim, niye çıksın? Adam zaten o parayı banka hesabına yatıramadığı için yastık altında tutuyor. Bunun birkaç sebebi var. Bir kısmı işte bankacılığa güvenmiyor Ebru. El koyarlar falan diye korkuyor. İkincisi adam faize karşı, yani ben banka sistemine bulaşmam diyor. Bu da mesela özellikle muhafazakar çevrelerde çok önemli. Ama daha önemlisi adam kayıt dışı gelir elde etmiş. Yani faturasız, fişsiz satış yapmış. Geliri var. Bu geliri götürüp de bankaya yatırıp devlete bak ben para kazandım diye beyan edemiyor. Yoksa incelemeye girecek. Ne yapıyor? Bunu dövize altına çeviriyor. Yastık altına atıyor. Bir de suç gelirleri var. Evet. Yani içeriye kanun dışı olan faaliyetlerden elde edilen paralar var. Bunlar da herhalde gidip banka hesabı açıp mafya babaları oraya para yatırmıyorlardır. Gerçi yatıranlar olduğunu biliyoruz, bu varlık barışı, varlık barışı diye bir sürü para geldi. Ama bunları topladığınız zaman bir de buna yönelik korkunç bir talep var. Yani A şehrinin B dairesindeki imar müdürü bilmem neden dolayı bir rüşvet aldıysa, götürüp işte maaşı 30 bin lirayken 300 bin lira rüşvet aldıysa bunu bankaya yatıramıyor. Yatıramayınca ne yapıyor? Döviz alıyor, altın alıyor, kasaya kaldırıyor. Şimdi bunun bir kısmında işte eş dost üzerine, çocuğu bilmem ne, hatta bacana macana üzerine falan filan alıyorlar, birinci de çakramaya yaptılar. Şimdi Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı var. Yani kayıt dışı ekonomi çok yüksek olunca Ebru, devletin kayıt altındaki ekonomiye yönelik aldığı tedbirler o bölgeyi hiç ilgilendirmiyor. Yani o bölge senin burada aldığın tedbire bakmıyor, verdiğin faize bakmıyor, işte ona bakmıyor, buna bakmıyor. O tamamen kayıt dışı. Şimdi Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü kimse bilmiyor, kimse hesap edemiyor. Ama ben sadece kayıt dışı çalışan yabancı işçilerin, bak yerli demiyorum, yabancı işçilerin yıllık en az 20-25 milyar dolar döviz talebi yarattığını biliyorum. Şimdi Mehmet Şimşek bunu biliyor mu? Bilmiyor. Ama
Yabancı işçi derken de işte biliyoruz fındık tarlasında, çaylıklarda filan Gürcüler çalışıyor, Ermeniler çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Şeyden de bahsetmiyorum, buradaki Suriyelilerden filan da bahsetmiyorum. Adam Afganistan'dan geliyor, çobanlık yapıyor. Şimdi bu adam aldığı parayı dövize çeviriyor, Afganistan'a gönderiyor. Doğru mu? Doğru. İşte evde temizliğe gelen çocuk bakan, hasta bakan, Ukraynalı, Özbek, Türkmen falan, yani müthiş bir nüfus. Evet. Dolayısıyla bu talepleri çok kontrol etmek mümkün değil. Yani senin kayıtlı ekonomide yaptığın işler diğer tarafı hiç ilgilendirmiyor. O yüzden Türkiye'nin işi zor, yani Türkiye'yi derleyip toplamak zor Ebru. Peki Mehmet Şimşek'in açıklaması ayrılmaz ama o zaman oldukça iyimser ama 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14.3 milyar dolara ulaştı diyor. Bu yıl OVP'de öngördüğümüz cari açığı da yani 34.7 milyar doların oldukça altında bekliyorlarmış, cari açığı da OVP'nin altında bekliyorlar. Peki bunu gerçekleştirebilirler mi? Gerçekleştirebilirlerse de tabii bunun da karşılığında bir bedel olacaktır değil mi? Yani bu bedeli nasıl bir bedelden bahsediyoruz, onu da biz mi ödeyeceğiz o bedelini? Şimdi bir bedelin olacak. Ben bu dış ticaret açığının düştüğünü görüyorum. Bu normal şartlar altında sevindirici bir gelişme. Ama kurlar çok düşük seviyede olduğu için hali hazırda mesela tüketim mallarında düşmüyor. Hatta yatırım mallarında bile düşüyor. Yani yatırım malı ithalatı bile düşüyor. Ara mal ve ham madde ithalatı düşüyor ama tüketim malı ithalatı düşmüyor. Yani asıl yapman gerekeni yapamıyorsun. Şimdi sen ara malı, yatırım malı ve ham madde ithalatını düşürünce, buradan dolayı açığı düşürünce bu şu demektir, Türkiye'de üretim yapılamıyor. Üretim yapılamıyor, hiç piyasaya arz edilemiyor, dışarıya ihraç edilemiyor. Bak bugün şey var, kur 40 lira olmalı diyor. 40 lira. Yani öldük diyor. Şimdi enflasyon artıp adamlar maliyet tutturamayınca ihracat yapamıyorlar. Şimdi bunu 40 defa anlattım. Tekrar izleyicinin canını sıkmayalım. Ama kurun doğru yerde olması çok önemli. Çok önemli. Yani sen kuru baskılarsın. Kuru baskıladığın için bir takım şeyler değişir ama ne diyoruz? Kuru baskıladığın zaman tüketim malı ithalatı patlıyor. Bak araba ithalatı patlamış. Mart ayı rekoru kırıldı. Niye? Elde para var insanların. Şimdi tamam bir kesimde para yok. Emeklide, zurda, yetimde para yok. Onlar ekmek alamıyorlar ama bir kesimde de para çok. Şimdi paranın yokluğu da bela, çokluğu da bela. Şimdi parası çok olan adam bakıyor. Ya diyor bu parayı elimde tutarsam eriyecek. Tamam sen birazdan soracaksın faizler maizler yükselmiş ama gerçek enflasyon. Gerçek enflasyon seviyesinde değil. Yani %120 faiz enflasyon varken sen %65 faiz verirsen bir senede paranın yarısı erir. Doğru mu? Evet. Adam ne yapıyor? Bunu talebe dönüştürüyor. Gidiyor işte araba alıyor, arsa alıyor, bina alıyor vesaire vesaire. Hiçbir şey bulmazsa çatır çatır yiyor. O yüzden bu iş zıvanadan çıktı. Kurlar doğru noktaya gelmedi. Kurlar doğru noktaya gelmeden hiçbir şey olmaz. Bak şimdi Mehmet Şimşek efendim diyor memura diyor gerekli zammı yaptık diyor. Ama memur bize gene oy vermedi diyor. Onun için emekliye şuraya buraya zam yapmayalım şeyine getiriyor kardeşim. Sen önce enflasyonu doğru ölçeceksin. Sonra hayat pahalılığı yaratmayacak şekilde ve hayat pahalılığı yaratmayacak frekansta sen memura zam yapacaksın ki memur mutlu olsun sana da oy versin. Ama sen önce enflasyonu doğru ölçmez. Sonra bak aa enflasyon bu kadar ben de sana bu kadar zam verdim diye milleti uyutmaya çalışırsan uyumaz. Yemez kimse bunu. Çünkü insanlar cebine giren parayı biliyor Ebru. Cebinden çıkan parayı biliyor. Bunu herkes biliyor. Kimse aptal değil. Evet. Bir ay evvel neyi kaça aldığını biliyor. Bir sene evvel neyi kaça aldığını biliyor. Bakıyorum bazen evde dip frizdeki etiketlere ya 5 ay evvel bir şey almışım diyelim ki et almışım. Kilogram fiyatı etikette yazıyor. He şimdikine bakıyorum. Oho ip kopmuş gidiyor. O zaman kimse Mehmet Şimşek'in ne anlattığını dinlemiyor. Ama Mehmet Şimşek bilerek ya da bilmeyerek resmi rakamlara itibar edip piyasayı kale almadığı için bu iş olmuyor. Ben Mehmet Şimşek'e şunu öneriyorum. Arkadaş bak derhal Veysel Hoca'ya git veya çağırsan devlet ticaretçisin.
çağırmaklar bunu şey, ama o da hoca. Veysel hocam gel şu TÜİK'in başına sen geç. Bana gerçek enflasyonu ölç. Bana gerçek enflasyonu ölç ki yolumu göreyim. Çünkü yolunu gidemezse o kayaya çarpıyor, bu uçuruma düşüyor. Yolu görmüyorlar, doğru ölçmüyorlar. Ondan sonra Allah Allah diyorum, bu bana niye oy vermedi? Kardeşim sen yanlış iş yaparsın, adam niye oy versin? Evet. Peki patlama yaşanıyor dediniz. Bir patlama da kredi kartlarında yaşanmış. Hem seçim sonrası ciddi bir zam dalgası geldi ki gelmeye de devam edecek. Herhalde özellikle bayramdan sonra çok daha fazla artacak. Diğer taraftan da bu kredi kartlarına harcama sınırlaması beklentisi de vardı ya. Gerçekten herhalde onlar etkili oldu. Çok ciddi bir etkisi var. Son haftada kart harcamalar 278.5 milyar lirayla tarihi zirveyi görmüş diyelim. Ondan sonra kredilere geçelim. TL mevduat faizi %65'e dayanmış. İhtiyaç kredisi %86'nın üzerinde. Ticari kredi faizi de %66'nın üzerine çıkmış. Peki bu faizlerle nereye doğru gidiyoruz? Şimdi enflasyon Enag'ın ölçtüğü gibi gerçekten %129, %125 civarındaysa bu faizler düşük. TÜİK'in ölçtüğü gibi ise yüksek. Onun için dediğim gibi doğru ölçmek, doğru ölçmek, doğru ölçmek. İkincisi kredi kartı harcamaların yükselmesi talebin patladığını gösteriyor olabilir. Nominal fiyatların yükseldiğini gösteriyor olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben geçen sene Mayıs ayında diyelim ki ayda iki depo benzin yakıyordum. İki depo benzine de ne bileyim 4.000 lira veriyordum. Şimdi ben gene iki depo benzin yakıyorum ama iki depo benzine bu sefer 8.000 lira veriyorum. Şimdi benim benzin harcamam değişmedi. Ama ya benzin harcaması değil ama yani hani ileride daha fazla pahalanacak ürünler alınıp toplanmış olabilir. Şimdi o dedim ya iki şey gösteriyor. Evet. Bir nominal büyüklükteki artışı gösteriyor. Evet. İki talep patlamasını gösteriyor. Daha doğrusu talebi öne çekmeyi gösteriyor olabilir. Ama bir herkesin kredi kartı limiti sınırlı. Kredi kartı limiti sınırlı olmayan insanların da Ebru zaten böyle ufak tefek işlerle uğraşacak der diyor. Yani adam iki teneke yarın hesabını yapmaz. Dolayısıyla talebi çok öne çekmek mümkün değil ama gördüğüm kadarıyla bir paralellik var. Bunu geçen gün Veysel Ulusoy Hoca da paylaşmıştık. Kredi kartı harcamalarındaki artışla, yüzdelik artışla Enag'ın ölçtüğü enflasyon artışı aynı. Şimdi Mehmet Şimşek'in kafası karışıyor. Bakıyor TÜİK enflasyonunu ciddiye alınca bakıyor şey harcamaları artıyor. Kredi kartı harcamaları artıyor. Allah Allah diyor insanlar harcıyor demek ki ben bunu kısayım. İnsanlar harcamıyor. Bu tamamen nominal bir değişim. Bunu Mehmet Şimşek doğru ölçmüyor, ölçemiyor veya ölçüyor biliyor, söylemiyor. Onu bilmiyorum. Ama problem harcama yanında değil. Problem Türk lirası çok hızlı değer kaybediyor. Türk lirası çok hızlı değer kaybedince temin anlattığım bir depo benzinini sen 1 liraya alırken 2 liraya alınca kredi kartı harcamanın sanki 2'ye katlanmış gibi oluyor. Değil. Evet. Peki. Çok net anlaşılmıştır. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Bu haftayı da böyle kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.